Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve geldiği günden itibaren başlattığı Halk Günü uygulaması kapsamında yüz yüze vatandaşların sıkıntısını dinliyor, problemlerin çözümü için çalışıyor. Aksaray Belediye Başkanlığı binasında makam odasında her hafta salı günü gerçekleştirilen Halk Günü sebebiyle istek ve sorunlarını anlatmak için belediye başkanlığına gelen vatandaşlar randevu almadan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya problemlerini anlatıyor. Vatandaşların en özel sorunlarını dahi dinleyen Başkan Yazgı, uygulama sayesinde insanlarımız gelip dertlerini anlatıyorlar. Kapımız sürekli olarak tüm vatandaşlarımız için açık. Halk gününde sorunlarını anlatmak isteyen vatandaşlarımızla yüz yüze görüşerek ne sıkıntıları varsa imkanlarımız çerçevesinde çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşların sorunlarını takip edip çözmeye çalıştığını dile getiren Başkan Haluk Şahin Yazgı, bu uygulamada vatandaşlarımızın dert ve talepleriyle ilgili kurum amirlerine bizzat anında talimatlar vererek yapılması gereken her şeyi yaptırıyorum. Bizim işimiz önce vatandaşlarımızın problemini çözmek. Vatandaşlarımızın ne zaman dertleri ve problemleri olursa kapımız her zaman kendilerine açıktır dedi. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ev sahipliğinde bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Tarım Fuarı Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ve fuara katılım sağlayan firma yetkilileri katıldı. Aksaray Ziraat Odası ve STK platformu katkılarıyla düzenlenen Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı bu yıl uluslararası platforma taşındı. Bu yıl 5.'si düzenlenen Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı için hazırlıklar başladı. Açılış konuşmasına müjdeyle başlayan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, fuarın bu yıl uluslararası platforma taşındığını söyleyerek hazırlıklar hakkında detaylı bilgi verdi. 5.'sini düzenleyeceğimiz Tarım Fuarı, Allah'ın izniyle bölgenin en iyi fuarı olacağına inanıyorduk ki öyle oldu. Konya Tarım Fuarı'ndan sonra şu anda Aksaray Tarım Fuarı uluslararası tarım fuarı oldu. Bu da ilimiz için gerçekten çok iyi bir fırsat. İnşallah bunu ileriki yıllarda ve geçmişte elimizi nasıl taşın altına koyduysak, bu fuar bugüne kadar getirip yüzdüysek, bundan sonra da inşallah el birliğiyle daha iyi yerlere getirir diye düşünüyorum. Tabii bu yaptığımız tüm olaylarda Sayın Valimizin himayelerinde, Belediye Başkanımızın, diğer sivil toplum örgütü başkanlarımızın desteğiyle buraya getirdik. İnşallah bundan sonra da daha başarılı olacağına ben inanıyorum. Uluslararası Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na geçen yıl 112 firma katılım sağlamış, fuarı 48 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yılsa hedef 150 firma ve 160 bin ziyaretçi sayısı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı toplantıda Aksaray'ın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir olduğuna dikkat çekerek Aksaray'ımız için ne yapsak azdır diyerek toplantıda genel kanı olarak ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilecek fuar alanı ve kongre sarayı için çalışma başlatacaklarını söyledi. Şimdi işte biliyorsunuz milli takımlar burada oynuyor maçlarını. Çok güzel büyük projeler gerçekleştiriliyor. Şehir artık kabuğunu kırdı. Ve ulusal anlamda yapılabilecek her şeyi her noktada görüyoruz. Ben burada bütün bu işe gönül veren, emek veren, böyle güzel bir projeyi gerçekleştiren herkese canı yürekten tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şehrimizin gelişmesi, büyümesi, kalkınması için bunlar çok önemli şeyler. Biz hep yola çıkarken de çok kıymetli oda başkanlarımla da hep şunu konuşmuştuk. Tek başımıza değil, hep beraber yapmamız gerekir. Tabii işin yoğunluğundan, işin koşturmacasından bazen tam istediğimiz anlamda yetişemediğimiz noktalar olabiliyor. Ama biz biliyoruz ki gönlümüz de bir, yapacağımız hedef de bir. Amacımız Aksaray'ımızı hem güzel bir noktaya getirmek, hem burada mümkün olduğu kadar herkesi mutlu eden bir çalışmaya imza atmak. Sonra şunun farkına vardık. Tabii ilk anda siz de değerleri verdiniz. İlk başta 48 katılımcı. Oraya gelen misafirlerimizin sayısı 20 binlerdeydi. Daha sonra bunlar hep katlanarak devam etti. Bu çok güzel bir gelişme. Sadece Emin Başkan yapmadı. Orada Ahmet Başkan da güzel fuarlar yaptı. Ahmet Başkan da aynı şekilde.
biz şunun farkına vardık ki hakikaten de sizin dediğiniz gibi abi, bizim burada bir fuar alanına ihtiyacımız doğmaya başladı. Kapalı bir fuar alanı. Çünkü burası pazar alanı yapılırken işi adı üstünde pazar kurulması için yapılmış. Yani herhangi bir etrafı kapalı değildi hatırlarsanız. Biz Emin Başkan'la görüştükten sonra bir sonraki fuara dedik ki hemen hızlandıralım bu işi. Önceki bir etrafını kapatalım. Tabii yapının kabuk şekli, yani üst çatı şekli, örtüsü biraz farklı olduğu için yani istediğimiz gibi kapatamıyoruz. Yani mutlaka bir sızıntı, bir ceyran alışverişi oluyor. Dolayısıyla elimizden geldiği kapattık ama çok fazla yeterli olmadı. Tabii gönül ister ki bu fuar Mayıs'ta, Haziran'da olsa da havalar ısınmışken yapılabilse bunlar çok çok güzel olacak. Ama tabii ki Şubat'ta yapılması lazım. Vatandaşlarımız bir an önce orada ürünlerini alıp ona göre hizmetini sunacak, işlerini yapacaklar. Vali Aykut Pekmez ise Aksaray'ın tarımda önemli potansiyele sahip bir il olduğunu ve bu konuda yapılan her çalışmada hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sene 5.sini düzenleyeceğimiz tarım fuarı bu yıl uluslararası hale geldi. Bundan dolayı da Emin Başkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii fuar önemli, büyük bir organizasyon. Mutlaka eksikler, hatalar oluyor. Her sene gördüğümüz eksiklikleri, hataları sizlerin dilinden de dinleyerek her sene üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Tabii fuarın en önemli katkısı çiftçimizle firmalarımızı bir araya getirerek tarımdaki en yeni ekipmanları, araçları çiftçimizle buluşturmak hem de ucuz şekilde buluşturmak. Başarıyla uyguladık ki bu işlemi bu yıl uluslararası hale geldi. Tabii en önemlisi siz eksiklerinizi söylediniz. Sayın Başkanımız hepsini not etti ve aşağı yukarı herhalde %100 hepsine olumlu görüş bildirdi inşallah. Hiç olumsuzum yok ya. İnşallah 28 Şubat'ta da hep beraber açılışımızı yapacağız. Bu yılda fuarımızın şimdiden başarılı olmasını temenni ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aksaray'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarının Gazeteciler Günü'nü kutladı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez kutlama mesajında, iletişimin en güçlü kanallarından olan basın, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracıdır. Bu yönüyle kamusal görev yapan basın, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. İnsan çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek, öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç az veya çok her insanın doğasında vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için basın şemsiyesi altında toplanan her bir unsurun vazgeçilmeyecek önemli görevleri vardır. Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan basın, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden gazeteci arkadaşlarımızın meslek eteğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi günümüzde daha da önem kazanır hale gelmiştir. Basın çalışanlarımızın prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevler için teşekkür eder, ilimizdeki tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında Aksaray'da gazetecilerin ve medya kurumlarının üstün bir hizmet anlayışıyla fedakarca çalıştıklarını ve toplum değerlerini ters düşmeyecek nitelikte yayınlar yaptığını belirten Başkan Yazgı, öncelikle Aksaray'ımızda görev yapan tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.
Kamuoyunun doğru ve sağlıklı haber almasında basına büyük görev düştüğünü ifade eden Başkan Yazgı, "Bizler şehrin idarecileri olarak gazeteci arkadaşlarımızın ne zor şartlar altında halkımızı bilgilendirmek için çalıştıklarının farkındayız. Kamuoyunun hızlı, sağlıklı haber alabilmesi ve olaylara değişik açılardan bakabilmesinde basının rolü çok büyüktür. Gece gündüz demeden her iklim şartında halkı bilgilendirmek adına haber peşinde olan gazeteciler son derece zor ve meşakkatli bir görevi icra etmektedirler. Her türlü fikrin özgürce tartışılması ve her düşüncenin kamuoyuna aktarılmasında basının önemli görev üstlendiğini belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Türk basında teknolojik değişimlere bağlı olarak gelişen ve dönüşen dünya koşullarında önemli ilerlemeler göstermekte, kendini yenilemekte ve çağa uygun bir yayıncılık anlayışını benimsemektedir. Basın çalışanlarımızın prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevleri için teşekkür eder. İlimizdeki gazete, radyo, televizyon ve internet medyası olmak üzere tüm medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akmek Merkezi'nin el becerisi ve meslek edindirme kurslarına katılan ev hanımları meslek sahibi olarak iş hayatına atılıyor. Akmek Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerden bir tanesi olan Mukaddes Yöney de evde kendi işinin sahibi oldu. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akmek Merkez Meslek Edindirme Kursu'na katılan Mukaddes Yöney, evinde kurduğu atölyesinde ürettiği kokulu taş, çiçek, kapı süsü, fotoğraf çerçevesi ve hediyelik eşyalarla kendi işinin patronu oldu. Merhaba, ben Mukaddes Yöney, ev hanımıyım. Öncelikle kokulu taşa nasıl başladığımızı, nasıl tanıştığımızı anlatmak isterim. Kokulu taşa 2 yıl önce kızım vasıtasıyla kokulu taşla tanıştım. 2 yıl önce belediyenin Akmek kurslarında kokulu taş kursuna yazdırdık. Yaz döneminde. Onun vasıtasıyla ben de onu götürüp getirirken tanıştım ve sonra çok hoşuma gitti. Bunu meslek haline getirmeye çalıştım. Evde ek gelir olsun diye bir şeyler yapmaya çalıştım. Bunları yapıyorum. Çoğu hediye, bazıları da işte bunlardan para da kazanıyorum. 2 yıl önce Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği yaz kurslarında el beceri ve meslek edindirme kurslarıyla tanıştığını söyleyen iki çocuk annesi evli Mukaddes Yöney, Akmek'te katıldığı kursta daha çok şey öğrenmek için kurslara devam ettiğini söyledi. Evinde kursta öğrendiği el becerisiyle kapı süsleri, resim çerçeveleri ve hediyelik eşyalar üreten Mukaddes Yöney, yaptığı ürünleri internet aracılığıyla satıyor ve sipariş alıyor. Arkadaşlarına, eş ve dost çevresine ise hediye ediyor. Bu da kokulu taş tamamen. Taş dozuyla yine kalıba dökülerek yapılmış. Ayet var üzerinde. Bunu da boyadım, çiçeklerle süsledim. Bunlar da evimizi süslüyorlar. Hediyelik olarak yine satış amaçlı. Mesela kokulu taş yaptığım ürünler bu şekilde. Önce taş tozunu kalıplara döküyoruz. Bu harflerin hepsinin ayrı ayrı her şeyin kalıbı var. Kalıplardan çıkamamıyorlar. Belli bir kurama süresinden sonra boyalarla renklendiriyoruz. Bu şekilde boyalarla. Daha sonra renklendirdiğimiz objeleri istediğimiz şekilde kullanıyoruz. Yöney, bu kurslar ufkumuzu açıyor. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Ek kazanç adına da kadınlara büyük bir kapı olarak görüyorum diyerek herkesi Aksaray Belediyesi'nin kadınlar için düzenlediği kurslara davet ediyor. Akmek'le, belediyenin açtığı bu Akmek kurslarıyla 2 yıl önce tanıştım. Dediğim gibi ek gelir elde ediyorum. Evde boş boş oturmaktansa, daha önceleri boş boş oturuyorduk. Şimdi boş oturmaktansa kendimize bir meşgale bulduk. Bütün hanımları teşvik ediyorum. Kesinlikle Akmek'in kurslarına katılsınlar. Boş durmasınlar. Kendilerine kazanç sağlarlar. Hem hediye yaparlar. Yani hediye olarak da, kazanç olarak da tüm kadınlara, herkese tavsiye ediyorum. Ve belediyeye çok teşekkür ederim kursları açtığı için. Yeni yerler açıyorlar, yine hala devam ediyorlar. Çok çok teşekkür ederiz başkanımıza da. Bu şekilde dediğim gibi davet ediyorum. Gelsinler, hiç pişman olmazlar. Sürekli kurslar açılıyor. Yeni dönem kursları da Şubat ayında açılacak. Bekleriz. Gelsinler, pişman olmazlar. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi'nin başlatmış olduğu kitap bağış kampanyası sürüyor. Her ay belirlenen iki okulda düzenlenen etkinlikle öğrencilerin de destek verdiği kitap kampanyasına dileyen herkes katılabilir.
Aksaray merkeze bağlı tüm köy okulları ve kütüphanesi olmayan okullarda kütüphane açmayı hedefleyen Aksaray Belediyesi kampanyaya Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi ve Timur Sarrafoğlu İlkokulu ile başladı. Öğrencilerin okuduğu kitapları toplayarak kütüphanesi olmayan okullarda kütüphane oluşturmak amacıyla başlatılan projede öğrenciler okudukları kitapları, oynamadıkları oyuncaklarını ve kullanmadıkları bisikletlerini proje kapsamında ihtiyacı olan okullardaki öğrencilere bağışlayabilecek. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan kitap ve oyuncaklarla çocukların eğitimine belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Mektebi ve halk ortaklığıyla destek veriliyor. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi'nin ortaklaşa düzenlediği kitap bağış kampanyası kapsamında 15 koli kitap toplandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay belirlenen iki okulda öğrenciler tarafından toplanan kitaplar, oyuncaklar ve kullanmadıkları bisikletler proje kapsamında ihtiyacı olan okullardaki öğrencilere dağıtılacak. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.